Enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda ilerliyor. Peki savaşlar nedeniyle artan enerji fiyatları bu hedefe ulaşılmasını etkiler mi? İlerleyen süreçte enerji alanında nasıl hamleler atılabilir? Detaylar haberimizde. Küresel gerilimler, güvenlik krizi, yaklaşan kış ayları. Tüm bu nedenlerle enerji fiyatları dünya genelinde arttı. Enerjide arz güvenliğinin önemi daha çok hissedilir oldu. Küresel kırılganlıklar sürekli artmaya devam ettikçe algısal anlamda olarak da olsa bir risk faktörü, büyüyen bir risk faktörü karşımıza çıkıyor. Ve bu risk faktörünün büyümesi haliyle enerji fiyatlarındaki özellikle yukarı yönlü olan trendleri daha da ivmelendiriyor. Gelişmeler İsrail'e destek veren Avrupa'daki enerji politikalarını da etkiledi. LNG ithalatı son 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Haftada 3,6 milyar metreküp LNG ithal etmeye başladı. Fiyatlar haftanın ilk gününde megawatt saat başına 47,45 euro seviyesini gördü. Pandemiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden enerji piyasası ve arz güvenliği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla daha da derinleşti. Peki bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin hamlesi ne olacak? Türkiye enerji alanındaki atılımlarıyla jeopolitik konumunu fırsata çevirdi. Enerji üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Peki yükselen fiyatlar Türkiye'nin enerji politikalarını ve hedeflerini etkiler mi? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki şu anki gerilim, Türkiye'nin doğalgaz noktasındaki hedeflerini sekteye uğratmaz. Bölgedeki enerji kaynaklarının değerlendirilmesiyle alakalı hem yatırım yapabilecektir, hem kaynakların çıkartılması ve işletilmesiyle alakalı teknik kabiliyetlerini ortaya koyabilecektir. Ve Sayın Seyirciler, rüzgar enerjisine de yatırım devam ediyor. 2002'de rüzgarda kurulu kapasite 19 megawattken bugün 12 bin megawata ulaştı.